Değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz bu kursumuza. O kursumuzun ismi nörojenik mesane işlev bozukluğunda pratik yaklaşımlar. Çok fazla teoriye girmeden sizinle de sohbet ederek lütfen interaksiyon olsun isteriz. Onun için araya girmenizde hiçbir mahsur yok. Hatta büyük fayda var. Bu kursumuzu çok değerli iki tane arkadaşımla birlikte yapacağız. Doktor Mesut Gürdal, Doktor Şahin Kabay. Kendilerini tanıtmaya gerek yok. Hepiniz zaten çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi ben ilk önce yani bir nörojenik mesaneli hastayı alacağız hep beraber. Sonuna kadar getireceğiz. Üroloğun kısıtlı nörolojik muayenesinden bahsederiz. İşte bütün kılavuzlarda yazar bu. İşte slaytlarımıza da biz yazarız da bunun ne olduğu konusunda çoğumuzun kafasında net bir şekil yoktur ya da hepimizin kafasında farklı şeyler vardır. Ben Mesut Hoca'dan 5 dakikada bize bunu özetlemesini rica edeceğim. Sevgili hocam. Hocam geldiğine çok memnun oldum, bir kere daha dile getireyim. Şimdi ben öncelikle şunu istiyorum. Biz bu panelde nörolojik mesane, yani nöroloji problemi olan bir hastayı değerlendireceğiz. Onun için kafanızda canlandıran, mesela odaya girerken yürüme zorluğu olan ya da bir spinal kord travması olan ya da paraplejik bir hasta düşünün. Onları daha çok değerlendirme gibi bir yani onu canlandırırsak daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle hastanın bir mental durumunu değerlendirmek lazım. Oryante mi? Bizimle yani idrarı geliyor mu? Onu bildirebiliyor mu? Ya da miksiyon durumunu bize bahsedebiliyor mu? Olası bir temiz aralıklı kateterizasyon yapabilecek durumda mı? El fonksiyonları nedir? Bir herhangi bir spastisite var mıdır? Oturmada, kalkmada ya da hareket etmede, hareket etmede bir sıkıntısı var mıdır? Bunları değerlendirmemiz lazım. Hocam herhalde sizde. Şimdi biz rutin muayenemizde hepimizin yaptığı bir anansifinkter tonusuna, bir prostat muayenesi, bir pelvik organ prolaps, bunları yapıyoruz. Tamam. Fakat bizim nörojen mesane dediğimiz zaman dikkat, yani yapmakta böyle ya da uzak durduğumuz diyeyim ya da, ama bunları bilmemiz gereken ve Avrupa guideline'ında bizde A düzeyinde de önerdiği, bir kere ürogenital duyuyu ve refleks dağılımlarını bilmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan ürogenital duyuda da SK-S5 dağılımlarını özellikle bilirsek daha iyi ve diğer refleksleri de, alt ekstremiteyi ilgilendiren refleksleri de bilmemiz gerekiyor. Hocam slaytları... Slayt dersen ben çeviririm. Hemen. Lütfen. Şimdi refleks dağılımda bizim için en önemli olan, yani anal sfinkterin etrafından başlarsak aslında S5, S4 laterale doğru doğrudur, gittikçe yayılıyor. Ve mesela en basitinden bir pudendal sinirin bu bölgeyi duyu dermatom dağılımlara baktığımız zaman his dağılımını görebilirsek, hissebi yani bilirsek, bize en azından bildiğimiz pudendal sinir hakkında kabaca bir fikir verebilir. Ve sakral duyu muayenesinde de bizim sakral miksiyon merkezimizde önemli bir sinir. Lütfen slide. Bu dağılıma da dikkat edersek, yani S5'in merkezden laterale dağıldığını ve en basitinden posteriorda bir S2 ve S1'in bacak dirse, dize kadar, pardon, topuğa kadar indiğini bilirsek bir baktığımız aşil refleksinin ne anlama gelebileceğini değerlendirebiliriz. Ya da ön tarafta bir patella refleksine dikkat edebiliriz. Burada muayenede şunu belirtmek istiyorum. Duyu muayenesi yaparken dikkat edilmesi gereken aslında şu: hastaya gözlerini kapatıp elimizdeki bir pamuk ya da hafif bir şeyle bu bölgeleri, dermatomların dağıldığı bölgelere hissiyatlarını bildirmek lazım. Yani dokunduğumuz yerde neresi olduğunu bize belirtmesi lazım ki biz bu muayeneden bir anlam ifade edebiliriz. Diğer bir test daha var, pimprik diye. Bunda da bir iğne ya da bir kalem ucuyla yapılıp anal merkeze, yani bu tamamen duyuyu hissetmesi için yapılan bir şey. Ha, pratikte kullanıyor muyuz? Hayır. Ama bu duyuyu en azından basit bir tüyle hissiyatını bilmek bence önemli. Slide lütfen hocam. Şimdi bir takım refleksler var. Bunları aslında biliyoruz ama kullanmıyoruz. Kremaster refleks. Ne yapıyoruz? Uyluk iç kısmına sürttüğümüz zaman kontraksiyon gelişip kremasterde her iki testisin yukarı çekilme olayı. İşte buradaki dermatom dağılımlarını bilirsek ve buradaki bir patolojinin L1, L2'den gelebileceğini bilebilmemiz lazım. Tekrar slide. Basıyorum. Hocam slide. Vallahi basıyorum Mesut'cum. Geçmiyor. Bulbo kavernöz, çok hızlı gittin abi, bir şey var. Bulbo kavernöz refleksimiz var. Mesela glansı sıktığımızda da ya da hasta kateteri çektiğimiz zaman bu hastalarda mesela S2-S4 arasındaki
glans sıkınca anal sfinkterde kontraksiyon gelişmesi. Şimdi bunlar mesela spinal şok dönemi olan bir hastanın ilk geri dönen refleksi aslında bulbar kavernöz refleksi oluyor. Eğer biz bunu bilirsek ne zaman bu geri dönüş başladığını aslında hissedebiliriz. Bir slide daha. Diğer işte anal refleksimiz çok basit. Anal bölge, hafif perianal bölgeyi çizdiğiniz zaman beklediğimiz cevap kasılma ya da eğer bir kontraksiyon anal tonusta artma varsa biliyoruz ki burada suprasakral düzeyde bir problem var. Yokluk varsa eğer gevşekse burada da sakral ya da periferik bir lezyon. Bunda da zaten S2 S5 dedik ya. Bize S2 S5 aslında ciddi anlamda bir bilgi veriyor. Diğer slide. Şimdi patella ve aşil. Aslında patellanın ne kadar güvenirlik derecesi var? Pratikte ben kendi adıma çok kullanmayayım ve çok da anlamlı olduğunu düşünmediğim bir şey. Ama bizim için burada bence en önemli olan Babinski. Biliyorsunuz ki yeni doğan döneminde pozitif fakat daha sonra eğer pozitiflik gelişirse üst motor nöronda bir hadise var. Burada bizim için önemli olan Babinski'nin iki taraflı ya da tek taraflı olması da önemli. Çünkü lezyon komplet mi, inkomplet mi, ne tarafta onu bilmemiz açısından önemli. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Babinski pozitif, diyoruz ki üst motor nöronun lezyonunda problem var. Ama hastanın elleri gayet iyi. Bize kabaca diyor ki bu lomber bölgede bir travma olabilir. Yani basit bir muayeneden aslında, nörolojik muayeneden biz patolojinin nerede olduğunu bilebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Hocam o kadar güzel özetlediniz ki bu bizi korkutur, ürologları korkutur. Ama işte bunu yapmadan da bir nörojenik mesane işlev bozukluğu olan hastayı tam manasıyla değerlendirmek ve tedaviye yönlendirmek imkanı olmadığı konusunda herkes hemfikir. Ben Şahin Hocam'dan nörojenik mesane tanısında radyolojik yöntemlerin rolünü soracağım. Özellikle son yıllarda da bazı gelişmeler var bu konuda. Hangi yöntem ne zaman nasıl en optimal şekilde kullanılmalı? Radyolojik yöntemler dediğimizde öncelikle Mesut Hocam'ın anlattığı gibi nörolojik muayene önemli. Her hasta semptomlu gelmeyebiliyor. Nörolojik muayenede hastalardan nörolojik hasar açısından şüphelenebiliyoruz. Ama bunu görüntüleme olarak koymamız gerekli. Görüntülemeyi iki ana başlıkta değerlendirmek lazım. Bir, yapısal nörolojik bir hasar var mı? Varsa bu hasarın düzeyi nedir? Bir de fonksiyonel görüntüleme yapmamız. Bu da nöral sinyal ağındaki bozulmaların mekanizmasını anlamak açısından önemli. Nörolojik mesane tanısında birçok yöntem var elimizde. Düz lumbosakral grafilerden tutun da MR'a kadar tüm tetkikleri yapabiliyoruz. Ancak başlangıç olarak en basitten başlamak çok daha önemli. Slide alabilirsem. Lumbosakral düz grafiler ilk değerlendirmemiz gereken konulardan bir tanesi. Basit bir yöntem. Özellikle spinal distrafizmde, vertebral anomalilerde veya sakral agenezi gibi omurganın, vertebranın değişikliklerini görmemiz açısından önemli. İkinci aşamada, slide alabilirsem hocam. Ultrasonografi. Ultrasonografiyi iki türlü kullanabiliriz. Bir, hem üst üriner sistemin hem alt üriner sistemin değerlendirilmesinde. Ancak nörojen hastaları da düşündüğümüz şeylerden bir tanesi ilk olarak yapmamız gereken rezidüitler miktarı. Yani bunu basit bir kateterle ölçebileceğimiz gibi portable ultrasonlarla da rezidüitler miktarını ölçebiliyoruz. Bu önemli bir kriter bizim hastalarımız açısından. Ancak rezidüitler miktarının üriner enfeksiyon oluşmasında üst üriner sistemin etkilenmesine, dilatasyonunda öngörücü bir değeri yok. Bu açıdan birkaç ölçüm yapılması ve hastalarda idrar miktarının, kalan rezidüler miktarının artıp artmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Bir diğer yöntemimiz manyetik rezonans görüntüleme. Tabii şunu da bilmek gerekiyor. Yani ilk biz hastayı gördüğümüz zaman nörojen mesane veya nöroloji bir patoloji açısından şüphelenebiliriz ama çoğu hastalar da bize nöroloji polikliniklerinden gelmek. Yani görüntülemeleri yapılmış olarak geliyor. Bir MS hastası veya bir lumbosakral bölgede hasarı olan hastalar gelebiliyor. Ama bazen de biz de isteyebiliyoruz. Nörolojik hastalığın değerlendirilmesinde MR altın standart bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. MR'ın tabii tek bir tipi yok. Birkaç şekilde değerlendirmek mümkün.
Bir son yayınlarda fazla olarak karşımıza çıkmaya başladı. Fötal MR değerlendirmesi. Bu nasıl yapılıyor? Özellikle perinatal ultrasonografinin gelişmesiyle birlikte eğer perinatal ultrasonografide ventrikülde, korpus kallozumda bir anomali varsa veya aile hikayesi varsa veya genetik bir hastalık düşünülüyorsa o zaman hastalığı erken tanı koyma açısından da fötal MR'ın çekilebildiği olgular mevcut. Bir diğeri biraz önce bahsetmiştim, fonksiyonel yani PET ve MR'la fonksiyonel MR çekimleri. Bu çalışmaların sonucunda görülmüş ki 4. ventrikül kısmında, dorsomedial kısmında, pontin işeme merkezi gibi bölgelerde özellikle nörojen mesaneye bağlı alt üriner sistem semptomu olan hastalarda kan miktarının, akımının arttığı gösterilmiş. Klinikle değerlendirdiğimizde bunlar genellikle araştırma aşamasında yani deneysel olarak yani klinik olarak nörojen alt üriner sistem semptomu olan hastalarda beyindeki hangi bölgelerin tutulduğu, buradaki sinyal yolaklarındaki bozuklukların konulması açısından da bu konular sık bir şekilde son yıllarda araştırılmaya başlandı. Hocam siz yapıyor musunuz, uyguluyor musunuz kendi kliniğinizde? Yani fonksiyonel olarak uygulamıyoruz ama yapısal olarak uyguluyoruz. Uygulayan var mı? Fonksiyonel MR hasta değerlendirmesi. Bu daha çok araştırma. Akademik merak açısından geleceği olabilir ama hakikaten çok kolay bir setup'ı yok bunun. Yok. Buna kendini adamış da bir radyoloğunuzun olması lazım. O yoğun çalışma temposunda herhalde çok kolay değil. Buyurun hocam. Tabii son gelişmelerden bir tanesi nanoteknoloji. Yani kullanılan kontrast maddelerin nanoteknolojik olarak üretildiği ve bunların MR görüntülenmede kullanıldığı deneysel çalışmalar, karşılaştırmalı çalışmalar da son birkaç yıldır yayınlanmakta. Özellikle görüntülenmenin kalitesi açısından nanoteknoloji de artık görüntüleme ve ürolojik araştırmalara da girmiş durumda. Tabii MR yaygınlaştıkça, kullanmaya başladıkça MR ürografi de değerlendirmelere giriyor. Özellikle birkaç yayın var bu konuda. MR ürografi ile birlikte üst üriner sistemin değerlendirilmesi, özellikle dilatasyon durumunda değerlendirilmesi ve bunun derecelendirilmesi yani grade'lemesinin olduğunu görüyoruz. Aynı vezika üretral reflüde olduğu gibi bir sınıflama da yapılmış. Bu sınıflamanın kullanılması da ileride standartları oturacak elbet bir gün. Oturduğunda MR ürografi ile de üst üriner sistemi özellikle nörojen hastalarda değerlendirmek mümkün olacak gibi duruyor. Yani sonuç olarak bakacak olursak ilk baştan itibaren yani hastada herhangi bir nörolojik hastalıktan şüpheleniyorsak, muayenemizde bir bulgu varsa, hastanın semptomu olmayabilir bu konuda, mutlaka temel görüntülemelerden itibaren diğer görüntülemeleri yapmak ve gerekirse nörolojik veya nörolojik kliniklerinden bu konuda yardım istemek gerekecek. Çok teşekkür ederim Şahin Hocam. Sizin pratiğinizdeki davranışınız nasıl? Nörolojiye direkt mi hastayı yönlendiriyorsunuz yoksa MS şüpheleniyorsanız ben ilk önce bir MR'ını göreyim diyor musunuz? Onun sonucuna göre mi şey yapıyorsunuz? Yani MR üroloğun istediği bir tetkik mi olmalı yoksa biz acaba diyen olabilir ki ya ben bununla niye uğraşayım, ben nöroloji konsültasyonu isterim. Onlar ilgilensin. Şimdi şöyle, bazen biliyorsunuz MS gibi hastalıklarda %10-15 oranında alt üriner sistem semptomlarıyla gelebiliyor. Özellikle genç bayanlarda. Evet, ilk semptom olarak. Evet, ilk semptom olarak gelebiliyor. Eğer şüpheleniyorsak ben bazen istiyorum. Ama istesek bile mutlaka nörolojinin görmesini istiyorum şu açıdan. Çünkü MS tek bir tip değil. Yani birkaç alt tipi de var. Yani progresif olmaması, remiktan olup olmaması da etkilediği için en azından biz şüphelenip tanımızı biraz daha kuvvetlendirdikten sonra mutlaka radyoloji nöroloji konsültasyonu da istiyoruz. Peki, teşekkür ederim Sayın Hocam. Oğuz Hocam. Hı
Hocam çok haklısınız. Çok teşekkür ederim katkınız için. Hakikaten Parkinson tanısını daha çok koyar olduk biz. Yani çok öyle hastaya Parkinson ya da MS denildiği gibi biz dikkat ettikçe hastaları daha çok yakalıyoruz. Temiz aralıklı kateterizasyon değerli meslektaşlarım, boşalamayan mesane için altın standart tedavi yöntemimiz. Ama bu konuda da biz acaba tam olarak üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Temiz aralıklı kateterizasyon her zaman doğru uygulanıyor mu? Herkesin tabii bu konuda değişik bir setup'ı, yöntemi var. Günde 6 kez yapacaksın kardeşim deyip hastayı gönderdiğimizde bunu nasıl takip etmeliyiz? Hasta takibi nasıl olmalı? Gerçek amacımız nedir temiz aralıklı kateterizasyondan beklentimizi karşılamak için? Nasıl hastayı takip etmemiz lazım? Ne önermemiz lazım? Mesut Hocam. Hocam söylediğin gibi boşalamayan mesaneyi boşaltmak amacı. Buradaki primer amacımız, hatta bundan sonraki tüm tedavilerdeki amacımız üst üriner sistemi korumak. Daha sonra idrar kaçırması ve hayat kalitesini düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl yapılmalı? Hasta bir kere öncelikle temiz aralıklı dediğimize göre ellerini kateterizasyon öncesi güzelce sabunlu suyla yıkamalı. Ayrıca genital bölge, perineum günlük olarak bu da sabunlu suyla önden arkaya şekilde mutlaka temizlenmeli. Şimdi bu hastaları biraz önce söylediğim gibi spinal kord travmalı bir hastayı düşün. Bunda defekasyon problemi var. Nasıl temiz aralıklı kateterizasyon için idrar boşaltıyorsak bunun konstipasyon sorunları var. Bunu halletmek için temizlik yapılması gerekiyor. Bir kişi ya da kendi yapamazsa bir kişi tarafından. Bu program varsa temiz aralıklı kateterizasyonu mutlaka bağırsak temizliği öncesine almak gerekiyor. Bayansa bunu başlangıç döneminde klasik bir ayna koyabilir. İster bacağına, ister tuvaletin belirli bir köşesine. Ama erkeklere düzgünce anlatmak lazım. Gerginleştirmesi gerekiyor. Bunu ve kateter tercihi açısından bir de mutlaka kayganlaştırıcı kullanmak gerekiyor. Bu kayganlaştırıcı steril olur, yani olmayabilir bu konuda. Ama çoğu ortalık, yani piyasada kullanılan zaten standart steril kayganlaştırıcılar var. Kateter olarak hocam bir geri gelelim. Ben katetere silikon tercih edilmeli. Lateks zaten artık pek yok da ama bunlarda nörolojik hastalarda alerjik potansiyeli daha fazla. Kateter çapı ne olmalı? Çocuğu da dahil ettim. 8-16 F arasında kullanmak gerekiyor. Eğer tabii kanama, ağrı, bu takım sıkıntılar varsa ister piyasada olan hidrofilik kateterler kullanılabilir. Ama mutlaka kaygandırıcıyı. Ne kadar yapalım? Günde 4-6 kez 500 cc'yi geçmemeli. Amaç ne? Aşırı distansiyondan sakınıp mesane içindeki basıncı düşürüp kanlanmayı, yani oksijenizasyonu iyi sağlamamız lazım. Eğer bunu yapmazsak 500 cc atıyorum 600, yani mesane kapasitesi doluyken süreyi kaçırırsak ne olabilir? Otonom disrefleksiz riskimiz var. Torakal altı üzerinde olan hastalarda ki bunun sonucunda son derece ölümcül bir hadiseyle karşılaşabiliriz. Dikkat etmek lazım. Sayıyı arttırırsak enfeksiyon riski artmakta. Slide rica edeceğim. Eğer enfeksiyon çok ciddi bir şekilse işte steril eldiven ya da hastane ortamındaysa bunları daha steril ortamda takmak tavsiye edilir. Steril eldiven kullanacağız. Genital bölge dezenfeksiyonu, işte kayganlaştırıcıdan bahsettim ve giderek endüstri steril tek kullanımlı kateterlere gidiyor. Eğer bunu kullanamıyorsa hasta en basitinden bu boşaltmayı yaptıktan sonra kateteri ayırdıktan sonra şunu söylemek lazım. Kateterler ıslak kalmamalı. Gerekirse içindeki ıslaklığı saç kurutma makinesiyle temizlenebilir. Hatta bazı yayınlar var. Mikrodalga içinde belirli bir sürede, onun dozlarını hatırlamıyorum. Bunları temizlemesi, yani steril de olduğu söyleniyor. Kullanılabilir. Ama mutlaka kateter temiz, içi ıslak olmayacak şekilde gerekirse bir havlunun içinde bile bırakabilir. Ama artık teknoloji öyle ilerledi ki artık dokunmadan tamamen kapalı sistemle kayganlaştırıcısı içinde olan materyaller var. Enfeksiyonla baş etme açısından bunlar son derece önemli. Fakat bunların birbirine üstünlüğü var mı? Kanıt yetersizliği ve metotların birbiriyle yani karşılaştırma çalışmaları olmadığı için üstünlüğü gösterilememiş. Şimdi yapmamamız gerekenlerden bir tanesi bakteriyel profilaksiyi rutin yapmayacağız. Hastanın semptomu varsa, ama burada çok dikkatli olmamız gereken konu şu: bu hasta spinal şok, ya spinal travmalı düşün, bu ağrıyı hissetmiyor. Yani hastanın bir huzursuzluğu olması lazım, bir sıkıntısı olması lazım. Yani
klasik hastadan farklı bir şey. İşte bir ateş, titreme, rahatsızlık, huzursuzluk varsa, yani enfeksiyona bulgu olarak bunlar varsa antibiyotik tedavisi vermek lazım. Diğerleri ise işte rutin hepimizin bildiği işte cranberry'ler, yani asidifikasyonu arttırmaya çalışan yöntemler, işte Lactobacillus diet E. coli üremesini önler deniyor. Transvajinal östrojen önerilebilir postmenopozalde. Bir de cinsel ilişkide aktif, eğer aktifse mutlaka temizliğe dikkat etmek lazım. Üretraya fekal bakterinin bulaşmasını önlemek için. Bu toplantılarda bir daha söylendi. Spermidisidal, yani lubrikanlar kullanılıyorsa bunlar florayı bozuyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları belirtmek gerekiyor. Slide hocam. Komplikasyonları ne? İdrar yolu enfeksiyonu, baş edilmez idrar yolu enfeksiyonu oluşabilir. Eğer üretrada darlık geliştirebilirsiniz. Üretral kanama, herhangi bir false passage dediğimiz, mesaneyi perfor edebilir. Ne zaman kontendike? Slide hocam rica edeyim. Kontrol edemediğimiz idrar kaçırmalar varsa, darlık veya herhangi bir üretrada bir patoloji varsa, dediğim gibi enfeksiyonu baş edemiyorsak ve hastada herhangi bir patolojisinde el kullanımında ya da böyle hastalığında progresyon gelişirse bunlar da kontraindike. Aslında normal şeye göre daha, yani tak kullanalım dediğimiz zaman işin açıkçası bunu iyi bir eğitmek gerekiyor hastayı. Yani bunu hastaya direkt tak yapacaksın dediği zaman hasta zaten korkuyor ve kullanmak istemiyor. Yani bence burada temiz aralıklı kateterizasyonun en önemli şey hastayı iyice eğitmek düzenli bir şekilde. Mesut hocam, dış bir merkezden size bir hasta refere edildi. Günde 6 kez düzenli sonda lama yaptığını söyleyen nörojenik mesaneli bir hasta. Ancak böyle üst üriner sisteminde bir dilatasyonu var. Reflüsü yok, voidingler yapılmış. Çam ağacı manzarası bir mesanesi var. Sorduğunuz ne kadar alıyorsun diye sorduğunuzda da vallahi her seferinde 300-400 mililitre alıyorum diyor. Arada da idrar kaçırmıyorum diyor. Bir sistometrisine baktığınızda hastanın idrar kaçırma olmasa bile 200 mililitreden itibaren yükselen ve 50'lere 60'lara detüsör basıncına, santimetre suya yükselen bir detüsör basıncı olduğunu görüyorsunuz. Hasta diyor ki ben aslında memnunum hocam diyor. Çok iyi kuruyum da diyor. Bunu yapıyorum diyor. Nedir burada bu tak ayarlamasında ne yanlış yapılmış? Neye dikkat etmek lazım? Yani burada muhtemelen basınçlar yüksek. Mesane içi basınçlar yüksek olduğu için yani ya bir ek tedavi vermek lazım. Çünkü üst sistem dilate yetersiz kalmış. Bu mesane içi basıncını düşürecek bir hamlede bulunmak lazım. Gerekirse 200 sistin altında kateterizasyon yapmak lazım ama bu sefer sayı çok artacak. Yani ek bir tedavi gerekiyor. Ya bunu şunu için özellikle vurgulamak için sordum. Çoğu zaman temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan hastalar eğer arada idrar kaçırmıyor ise böyle bir rahatlık geliyor bize. Ya her şey yolunda. Ama olmayabilir. Çünkü hasta idrar kaçırmayabilir ama buna rağmen çok yüksek basınçlara maruz kalabilir mesanesi. Ve bu da üst üriner sistemi tehdit edebilir. Herhalde şöyle desek yanlış olmaz. Dolum fonksiyonu, kompliansı iyi olması şartıyla bunu yapmam ancak temiz aralıklı kateterizasyonla kendimizi güvende hissedebiliriz. Temiz aralıklı kateterizasyon doluma değil, boşaltıma yönelik zaten bir tedavi yöntemi. Ama biz temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan her hastada dolumun düzgün olduğundan, basınçların bizi rahatsız etmeyecek seviyede olduğundan öncelikle emin olmamız lazım. Temiz aralıklı kateterizasyonla pratikte gördüğüm benim çok önemli atladığımız noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Şahin Hocam, bu konuda bir yorumunuz olur mu? Aynen, ben de katılıyorum. Çünkü birazdan ürodinamiklerden de bahsedeceğiz. Temiz aralıklı kateterizasyon eğer önereceksek hastaya mutlaka kompliyansını değerlendirmemiz gerekiyor hastanın. Çünkü dediğiniz gibi 200 cc'lerde veya 150 cc'lerde basıncı artıyorsa hastanın bunu sadece günde 4 kere kateterin yetmeyeceğini, başka önlemler de almamız gerektiği ortaya çıkıyor. Haluk Hocam? Vajen ve şey bölgesi bayanlar özellikle yıkanıyor. Ondan sonra enfeksiyon
Çok haklısınız. Genital bölgenin bu aşırı iritasyonu en büyük idrar yolu enfeksiyonu nedenlerinden de bir tanesi. Oğuz Hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten tak yapan bir hasta birden idrar kaçırdığında ya da işler bozulduğunda ya da üriner sistemde bilatasyon gördüğümüzde herhalde mesen günlüğüyle birlikte invazif ürodinamik çalışmalara da ihtiyacımız var demek. Devam edelim. Şahin Hocam, ürodinamik çalışmalara gelelim. Hangi durumlarda hangi çalışmalara başvurmalıyız? Bunlar belirli maliyeti olan, zaman alan, hatta morbiditesi olan çalışmalar. Dolayısıyla bunları akılcı kullanmak önemli. Nasıl kullanmamız lazım? Şimdi biraz önce de bahsettik. Ürodinaminin gerekçelerini ortaya koymamız gerekli öncelikle. Bildiğimiz gibi idiopatik aşırı aktif mesanede ürodinami önermiyoruz. Belirli şartlar altında ürodinami yapıyoruz ama nörojen mesaneye geldiğimizde bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de merkezi sinir sistemini ve spinal kordu özellikle de periferik sistemi tutan bozukluklarda üriner sistem fonksiyonlarını görüyoruz. Görüyoruz ama bazen alt üriner sistem semptomları bu bulduğumuz nörolojik patolojinin önde gelen semptom olabiliyor. Yani nörolojik hastalığın şiddetiyle alt üriner sistem semptomlarının şiddeti her zaman korele olmayabiliyor. Bu bize en çok yanıtlananlardan bir tanesi. Ve sonuçta eğer bunu ortaya koyamazsak üst üriner sistemin özellikle renal hasarlarla hasta karşımıza gelebiliyor. Bu parametrelerden önemlilerden bir tanesi de özellikle detrisör anı kaçırma basınçları. Yani 40 santimetre suyun üzerinde bir basınç özellikle üst üriner sistemin etkilenmesi açısından önemli. Ve her şeyden önemlisi eğer nörolojik bir semptom varsa bunu erkenden tanımamız yapısal değişiklikler olmadan hastayı tedavi açısından önemli. Slide alabilir miyim hocam? Tabii nörolojik hastalık sadece tek bir hastalık olarak düşünmüyoruz. Yani çok geniş bir spektrumu olan hastalıklar özellikle depolama ve boşaltım fazlarını etkileyebiliyor. Bu etkileme nörolojik hastalığın yaygınlığına, nüksüne veya MS'de olduğu gibi relaps dönemlerinde de değişebiliyor. O yüzden farklı dönemlerde farklı alt üriner sistem semptomlarıyla birlikte ürodinamik parametrelerde de değişiklikler karşımıza çıkabiliyor. Onun için iyi bir ürodinamik çalışmada nörolojik semptomunun kesin tipini belirlemek için yapılması gerekiyor. Tabi parametreler belli. Dolum sitometrisi, basınç akım çalışması. Eğer mevcutsa yapabiliyorsak en ideali video ürodinamik çalışma mutlaka yapılması gerekiyor. Tabi burada detrisör sfinkter senaryosunun ortaya konulması da hastalar açısından önemli. Geçebiliriz. Geçeyim mi bunları? Tabii. Ürodinamik çalışmayla birlikte nörolojik bulguların temelini oluşturan mutlaka fonksiyonel bir sınıflandırma yapıp bunu hastanın dosyasına mutlaka kaydetmemiz ve formların bulunması ileriki dönemlerde takip açısından bize de faydalı olacaktır. Kılavuzlara baktığımızda Avrupa Ürolojik Kılavuzları ürodinamik araştırmayı özellikle nörojen mesanede bazen tekrarlayan ürodinamiler şeklinde önermekte. A derecesinden önerisi var. Sufuk kılavuzlarına baktığımızda tüm ürodinamik parametrelerin yapılması gerektiğini bir nörojen hastayla karşılaştığımızda öneriliyor. Abrahams'ın kontinans kitabına baktığımızda bu konuda biraz farklılık var. Özellikle seçilmiş hastalar öneriyor. Nissen kılavuzlarına baktığımızda eğer üst üriner sistemin bozulma riski yoksa veya bir dilatasyon beklenmiyorsa özellikle MS hastaları için verilerin olduğunu söylüyor. Bu hastalarda ilk aşamada ürodinamiği
önermiyor. Ancak benim burada klinik gözlemlerim açısından yorum yapacak olursak, eğer bir nöro-ürolojik hasta varsa ilk mutlaka bir ürodinamik değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ama sonrasında takiplerde hastanın nörolojik durumuna göre, örneğin bir MS hastası remisyondadır, relaps olduğunda hasta ürodinamik olarak detüsör aşı aktivitesi vardır ama DSD gelişebilir. O zaman bunu dikkatli değerlendirmek gerekiyor. Ama sadece bir Parkinson hastasıysa, belli bir yaşı varsa, ona bağlı bir alternasyon semptom varsa, bu hastaya ürodinami belki yapmaya ilk yapıldıktan sonra takiplerde yapmamak gerekebiliyor. Spinal hasarlarda ise yine benzer tutumu sergilemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu slide de size ait galiba. Bir de tabii kimlere yapmayalım? Yani spinal travmalarda özellikle torakal 6 ve 8'in üzerindeki hasarlanmalarda ani gelişen sempatik deşarjlar olabiliyor. Bu endoskopik muayene olabilir, ürodinamik muayene olabilir veya kolonoskopi ürektümün gerilmesine bağlı olabilir. Tanın nasıl konuyoruz? Yani sistolik bazal basıncın 20 mm civarının üzerine çıkması. Bu hastada ani olarak gelişir. Baş ağrısı, bulanık görme, piloereksiyon, fleşik tarzı bulgular görebiliyoruz. Bunun mutlaka tedbirine, eğer torakal ve altın üzerinde bir hasar varsa, önceden sublingual nifedipin, terazosin gibi uzun dönemli bir tedavi aldıktan sonra bu işlemleri uygulamak çok çok daha önemli. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ali Koca. Evet. Burada mediko-legal açıdan bizi bağlayan bazı şeyler var. Özellikle omurilik cerrahisinden sonra bazı gelişen durumlar var. Bize hemen kurulacak konsültasyon istiyor. Bu hastada işte işeme sorun var. Spinal şok dönemi. Tabii. Şimdi bunlarda yapacağımız ürodinami, eğer spinal şok döneminde yapıp da biz o raporu dosyasına koyduğumuz zaman meslektaşımızı bazen zor durumda bırakabiliriz. Çünkü sadece orada doğru. Haklısın. Yani, evet. Evet. Elbette hocam. Teşekkür ederim. Nörolojik hastalığın tipi önemli. Ne oldu dediğiniz gibi. Yani onu iyi koymak gerekir. Özellikle spinal cerrahi ve spinal travmalarda o 6 aylık veya 8 aylık o spinal şok dönemi geçtikten sonra ikinci bir ürodinami yapılması gerektiğini yazıp son kararın ikinci bir ürodinamiden sonra verilmesi diye not düşmekte fayda var. Teşekkür ederim. Oğuz hocam. Teşekkür ederim Oğuz Hocam. Bu uluslararası kılavuzların ne yazık ki nörojenik mesaniyede yaptıkları bir hata var. O da bütün nörojenik mesaniye yol açan hastalıkları bir sepetin içine koyup değerlendiriyorlar. Halbuki birbirlerinden üstünlüğünden sistem hasarı riski açısından çok farklı bunlar. Dediği gibi hocanın, bir miyelodisplazinin riskiyle MS'in riski birbirinden çok farklı. İşte bu riskler azaldıkça daha az invazif çalışmalarla hastanın takibi mümkün oluyor. Şahin Hocam, bu McGuire'ın 40 santimetre su basınç hadisesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani 40 santimetre su bir kesin bir eşik midir? 40 santimetre suyun altında kaçırma anı basıncı olan ya da end filling pressure olan bir hastada tamamen kendimizi rahat hissetmeli miyiz? Yoksa yine de dikkatli olmalı mıyız? Ya da 40 santimetre suyun üzerindeki basınç illaki aman çabuk panik hemen üst üriner sistemi koruyucu daha agresif tedavilere geçelim anlamına mı gelmeli? Şimdi ilk bu kriter belirlendi 40 santimetre su. Tabii klinik gözlemlerim açısından da değerlendireceğim. Bazı hastalar için 20 santimetre su da riskli olabiliyor.
Yani burada hastanın üst üriner sisteminin değerlendirilmesinin reflün olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekiyor. Kompliansla birlikte değerlendirmemiz lazım. Yani ben şahsi fikrim olarak söylüyorum. Daha düşük düzeylerde özellikle nörojen bir hasta varsa o basınç değerini biraz daha aşağıda alert noktası olarak kafamda bulundurmayı daha uygun olacağını düşünüyorum. Mesut Hocam. Hocam ben 40 sınırındansa hep ürodinamik grafiğe yani grafiğe bakarak hareket etmek lazım. Çünkü dolum fazında böyle gidip rahat dolup kontraksiyonlardansa ciddi bir yükseliş varsa zaten bizim için bu kritik şey. Yani daha bir global bakma taraftarıyım yani basıncın yükselişine. Ben iki tane çalışmamızdan bahsetmek istiyorum bununla ilgili. Bir tanesi bir ICS Teaching modülü, bu konuyu inceleyen bir derleme ya da bir teaching modülü olarak adlandırılıyor bunlar. 40 santimetre suyun altında, 20 santimetre su ve 40 santim su arasında bir gri zon olduğunu ve üst üriner sistemin tek başına DLPP'ye bakarak riskinin değerlendirilemeyeceğini, diğeri de yine yeni, çok yeni yayınlanan Neurology Urodynamics'te bizim spina bifida çocuk serisinde aslında en güvenli eşik değerin 20 santimetre su olduğunu gösteren iki tane çalışmayla artık o 40 santimetrenin bir Allah'ın emri bir rakam olmadığını da gösteren çalışmalar artıyor. Mesut Hocam, antimuskarinik tedavi, kompliansın, detüsör aşırı aktivitesinin tedavisinde ilk başvurduğumuz medikal tedavi. Bunun doğru yapıyor muyuz? Nasıl optimal hale getirebiliriz? Hocam şimdi birinci basamakta slide rica edeyim. Vallahi basıyorum ama. Geldi. Hep bana gelince geciktiriyorsun hocam. Birinci basamakta bir kere zaten antimuskarinikleri önerili düzeyimiz belli. Şimdi burada doz yükseltmesi yapabiliriz ki daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bu bizim en büyük sıkıntımız ne? Yan etkiler. Yan etkilerden en çok korktuğumuz ne? Hastada rezidü miktarını arttırırız. Doz arttıkça çünkü komplikasyon oranlarının arttığını biliyoruz. Yan etkilerden en çok korktuğumuz ne? Temiz aralıklı kateterizasyon. Şimdi nörojen hasta düşünürsek eğer normal idrarını yapan bir hasta değil. Zaten çalışmaların çoğuna baktığınız zaman nörojen mesane ile bir doz yükseltmesi ya da kombine antimuskarinik kullanılan çalışmaların çoğunda bu hastaların büyük kısmı zaten temiz aralıklı kateterizasyon kullanan hastalar. Ha diyelim rezidü arttı, temiz aralıklı kateterizasyon açısından daha rahatız. Buradaki amacımız ne oluyor? Biraz önce söylediğiniz dolum fazını zaten baskılamış oluyoruz ki rezidü artması aslında temiz aralıklı kateterizasyon kullanıyorsa da bizim işimize geliyor. Onun için aşırı aktif mesaneden daha rahat doz artırımına gidebiliyoruz. İşte tipik bildiğimiz yan etkiler var ve bunların arasında işte ağız kuruluğu, konstipasyon, bulanık görme, bunların hepsini sıralamaya gerek yok ama işte kan beyin bariyerini geçip geçmemesine göre mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da bir kardiyak problem varsa zaten bunu önceden tespit edip doz artırımına dikkat etmemiz gereken öncelikli konular. Ama bizim rutin pratikte baktığımız zaman bu slide özellikle koydum. Konstipasyon en büyük sıkıntımız. Zaten bu hasta şimdi suprasakrale git çıktığınız zaman nasıl overaktif bir mesane varsa bir sonraki slide alabilir miyim? Zaten hiperrefleks bir üst motor nöronda hasar varsa yani bağırsak hareketleri artmış vaziyette. Fakat şimdi bağırsak hareketleri artınca ne dersiniz? İshal olması ya da böyle konstipe olmaması ama aynı zamanda anal tonus da sıkılmış durumda. Onun için bunlarda fecal impaction olayı fazla. Alt motora geldiğiniz zaman arefleks bir bağırsak var. Kaçırıyor ama arefleks olduğu için yine konstipe. Yani biz her halükarda bu hasta konstipe. Onun için bizim bu idamede en çok başımızı sıkıntı yaratacak konulardan birisi bu. Fakat eğer spinal kord travmalı bir hastaysa zaten bu defekasyon problemini ilk takta da söylemiştim. Bu temizliğini bir gün yani boşaltım kısmını zaten yapması gerekiyor. Eğer yapmıyorsa da biz bunu gaita düzenleyiciler kullanabiliriz. Bunun için yumuşatıcılar var. Özellikle preparat ve piyasada olanları da yazdım. Kolonik stimülanlar var. Bu Auerbach plexusunu uyararak mesela şeyde yurt dışında bir Sennave ya da ülkemizde Senakot olarak satılıyor. Ya da mukozayı iritan ederek kullanılanlar var. Ya da şekillendirici ilaçlar var. Fakat yan etkileri azaltmak için ne yapmamız lazım? Hemen salınımlar değil,
kontrollü salınımların kullanılması tavsiye ediliyor. Bunun da amacını zaten biliyoruz. Aynı mekanizma transdermal ya da intravezikal değil de transdermalde de, yani karaciğerden emilim ve yan etkileri oluşturacak metabolizmayı biraz daha düzenlemek oluyor. Hızlı salınımlarda çünkü proksimalden salınım olduğu için, emilim olduğu için kontrollü salınımlarda daha karaciğer detoksifikasyonu önlenmiş oluyor ve yan etki daha azalmış oluyor. Diğer yandan bir alfa blokör kullanarak biz antimüsküliniklerle kombin ederek sinerjistik etki oluşturabiliriz diyorum. Teşekkür ederim hocam. Mesut hocam devam edelim. Antimuskarinik tedaviden fayda görmediğimiz zaman ne yapıyorsunuz? Hocam aynen devam. Çünkü dozu da arttırdık. Kombine de doz kullandık. Fakat yine de biz basınçları önüne geçemiyoruz. Botulin toksin etkisini zaten biliyoruz. Bunu tekrar bir anlatmamın anlamı yok. Tekrar slide alabilir miyim hocam? Diğer slide'ı. Şimdi amaç neydi? Güvenli bir mesane içi basıncını antikolinerjiklerle sağlayamadık. Basıncı düşürmek için botulin toksinin amacını anlatmaya çalışıyorum. Kapasiteyi arttıracağız. İşeme volümleri artacak ki kaçırma epizotları da azaltıp hayat kalitesini arttırmamız amacımız. Şimdi tedaviyi verdik. Ya dirençli, artık fayda görmüyoruz, o zaman vereceğiz. Ya da artık komplikasyonlarla baş edemiyorsak, hem FDA'de hem Avrupa grubunda minimal invaziv tedavi grubunda belirtiyor. Piyasada bildiğimiz gibi iki tür botulin toksini var. Bir tanesi Amerika menşeli, diğeri Fransa. Dozları eğer standart nörojen detoksör aktivitesi düşünüyorsak 200 ile başlaması belirtiliyor. Diğerinde ise Diasport'ta 500 ile, ama yapılan çalışmaların hepinizin bildiği gibi çoğunluğu botoks üzerine yapılmış vaziyette. Doz arttıkça yan etki artıyor, ama en büyük yan etkimiz zaten bizim temiz aralıklı kateterizasyondu. Onu da zaten geçtik. Dikkat etmemiz gereken herhalde burada en önemli konulardan biri, yani nörojen kısmında değil de aşırı aktif mesanede daha dikkatli olmak lazım. Kümülatif doz çünkü bizim sandığımızdan çok daha fazla kullanılıyor. Yani plastik cerrahlar, dermatologlar tarafından, ama nörojen hastalarda şurada dikkat edilebilir. Pediatrik ortopedistler çok sık kullanıyorlar. Burada doza dikkat etmemiz gerekiyor. O da 90 gün içinde 360 üniteyi geçmemek adına. Teknik bahsetmenin herhalde çok fazla bir anlamı yok. İlk kontrollerde 7-10, eğer idrarını rahat yapıyorsa tabii dikkat etmemiz gereken, spinal kord travmalıysa bunlar da %90 oranında. MS'li hastalarda %30'lara varan oralarında temiz aralıklı kateterizasyon gerekebilir. Bu da zaten spinal kord hastanın dediğim gibi önceden de çoğunluğu kullanılıyor. Ortalama etki 9 ay. İkinci enjeksiyonda şuna dikkat edebiliriz. Normal işleyen bir hastada tak yapmak gerekiyorsa bunu 100'e indirilebilir, ya da etki azsa, basınçlar yeterince düşmediyse bunu 300'e çıkabiliriz. Peki hocam, teşekkür. Çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç pratiğe yönelik mesaj vermek gerekirse, bu botoks yaptıktan sonra antimuskarinik ilacı ne yapıyorsunuz antimuskarinik kullanan kişide? Antimuskariniğe devam etmesi lazım aslında. Şimdi yapılan bu nörojenik mesanede çalışmada bu Nitti'nin şeyinde antimuskarinik eklediğin zaman, daha doğrusu devam ettiğin zaman ekstra bir fayda olmadığı gösterilmiş. Ben şöyle yapıyorum. Antimuskariniği bir hafta sonra kesiyorum ve hastanın botokstan artık o etkilerin, botoksun etkisinin geçmeye başladığı zaman, yavaş yavaş geri dönüşü başladığında bir müddet antimuskarinik tedaviyi başlayıp idare edebiliyor. Ve ondan sonra da zaten belirli aralıklarla botoksu gidiyor. Ama hani antimuskarinik tedavinin birlikte kullanımının botoks sonrası bir ek fayda olmadığı gösterilmiş. Tabii ilk bir haftaya dikkat etmek lazım. Çünkü botoksun etkisi hemen çıkmıyor herhalde. Değil mi? Hocam şeydi, yani yan etki nedeniyle zaten botoks yapıyorsak, hı-hı, zaten antikolinerji almasının bir mantığı yok, ama yani devam etsin diyen de işte orada herhalde bence tam bir netlik var mı açıkçası. Devam eden de var, etmeyen de var. Mutlaka var, ama ruhsatlandırma çalışmasında, o Nitti'nin çalışmasında o şekilde bir çıkmış, sonuç çıkmış. O 200 ünitenin 300 ünite yerine kullanabileceğini gösteren çalışmada.
Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii hocam. Botoksla ilgili. Şimdi üroloji pratiğine en çok girdiği yer de etisör sfinkter diş sinerjisi. Şimdi onun kullanımıyla ilgili yani çalışmalar o kadar az ki artık yani endüstride de tavsiye edilmez durumda. Yani ağırlık şeye geçmiş durumda. Yani mesane duvarına yönelik vaziyette. Yani öneri düzeyi son derece yani yok gibi bir çok şey. Çok haklısınız. Evet. Aynen artık ya bir öneri düzeyi yok orada. Önerilmiyor hatta denilebilir. Aslında ilk çıkış noktası dediği gibi Mesut Hoca'nın. Botoksu özellikle bu bahsettiğiniz üst motor nöron hasarı olan kabız hastalarda bahsettiğiniz anal sfinkter spastisitesinde de kullanır hale geldik. Ve hakikaten bu hastalarda çok fayda görüyor. Özellikle biz de botoks yapacaksak tabii ona çok dikkat etmek lazım. Bir risk de o. Evet. Yani bir başka botoksu kullanan grup da o. Özellikle pediatristler de bunu, pediatrik gastroenterologlar da bunu yapar hale geldiler. Ona da dikkat etmek lazım. Bir diğer detüsör aşırı aktivitesinde başımız derde girdiğinde basit yöntemlerle çözemediğimiz zaman başvuracağımız yöntem de nöromodülasyon teknikleri. Hem invazif hem non-invazif. Şahin Hocam sizden de bunu bir önümüzdeki 10 dakika içinde rica ederim. Teşekkür ederim. Şimdi antimuskarniklere dirençli grupta botoks mu, nöromodülasyon mu? Bu tartışma devam ediyor. Birbirinin alternatifi değil. Benim görüşüme göre botoks çıkmadan önce nöromodülasyon fazlaydı. Botokstan sonra artık hastanın tercihine bırakır durumdayız. Tabii nöromodülasyon dediğimiz zaman tek bir teknik yok. Birçok teknik geliştiriliyor. Geliştirilme aşamasında bir kısmı klinik uygulamalara girmiş durumda. Ben size en sık kullanılan 3 teknikten bahsedeceğim burada. Bir tanesi posterior tibial sinir stimülasyonu, diğeri sakral nöromodülasyon ve pudantal nöromodülasyon. Tabii nöromodülasyon mekanizmasını tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda birçok teori var. Ancak kesin ortaya konulmuş bir etki mekanizması şu an için mevcut değil. Geçeyim. Geçebiliriz. Posterior tibial sinir uygulaması özellikle şekil koydum buraya çünkü nasıl yapıldığına dair görsel şekilleri geçersek 5 basamakta kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Biz Keypoint EMG'miz var, cihazımız onu uyguluyoruz. Özellikle posterior tibial sinirin geçtiği medial malleolun lateralinden önce sinire bulup burada oluşan aksiyon potansiyelini gördükten sonra ince bir elektrotla EMG iğnesiyle girerek sinir uyarımını yapıyoruz. Geçebiliriz. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar son birkaç yıl içerisinde hızlı bir şekilde arttı nörojen mesanede. Yapılan çalışmaların sonucunu değerlendirecek olursak hem klinik açıdan hastanın semptomları açısından hem de ürodinamik parametreler açısından olumlu sonuçlar da alınmaya başlandı. Geçebiliriz. Kılavuzlara baktığımızda Avrupa Üroloji Kılavuzlarında idiopatik aşırı aktif mesanedekinden farklı olarak bir meta analize son kılavuzda atıf yapılıyor. Bu meta analize baktığımızda nörojen mesane ilgili yapılmış PTNS, saat alabilir miyim hocam? PTNS ile ilgili hem randomize hem non randomize çalışmalara bakıldığında şunu görüyoruz. Yani fayda sağladığına dair sonuçlar yer almasına rağmen verilen frekans, amplitüt, hastanın PTNS'de kalma süresi ve bununla ilgili kontrollü çalışmaların olup olmaması konusunda bir standartizasyon yok. Veya ne kadar daha devam edeceğiz? 12 hafta mı devam edeceğiz? 1 yıl mı? 3 ay mı? O konuda yok. Yani standart olarak 12 hafta yapılıyor ama bu çalışmalarda bunu görmüyoruz. Ama sonuç olarak görüyoruz ki PTNS özellikle nörojen hastalarda etkin bir tedavi gibi duruyor. Geçebiliriz bununla. Ve sonuç bölümüne baktığımızda bu meta analizin PTNS'nin yeni bir tedavi yöntemi olarak güvenli ve ümit verici bir alternatif tedavi yöntemi olarak önerildiğini görüyoruz. Tabii bunlar olunca implant geliştirme çalışmaları oluyor. Çünkü PTNS yapacağınız zaman hasta kliniğe bağımlı her hafta gelmek zorunda. O nedenle son yıllarda implantın yerleştirilmesi ve bunun uzun dönem sonuçları ile ilgili çalışmalara baktığımızda da implantlar konusunda herhangi bir sorun çıkmadı. Uzun ömürlü oldu. Özellikle 9 yıllık takiplerde çıkıyor. Bununla birlikte birkaç firmanın da geliştirdiği yine kablosuz, wireless, mikro implant çalışmalarında devam ettiği
gözükmekte. Sakral nöromodülasyona baktığımızda literatürde bu konuyla ilgili çok az çalışma var ama giderek ilginin arttığı, bu konuda da yapılan çalışmaların arttığını görüyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına baktığımızda yine PTNS'de olduğu gibi hem semptomları açısından, semptom skorları açısından hem de ürodinamik bulgular açısından önemli etkinlikleri ve tedavi etkinlikleri olduğu gösterilmeye başlandı. Ama son söz için daha fazla randomize kontrol çalışmaların yapılması gerekiyor. Geçebiliriz hocam. Bir diğeri pudantel sinir stimülasyonu. Tabii gittikçe çalışmalar azalıyor. Yeni bir yöntem gibi nörojen mesanede duruyor. Vaka serileri şeklinde veya deneysel çalışmalar şeklinde bildirilmiş sonuçlar var. Bu sonuçlar olumlu ancak uzun dönemli takiplere ve kontrol çalışmalara da ihtiyacımız var. Devam edelim. Kılavuzlara baktığımızda hem PTNS için hem de sakral nöromodülasyon için Avrupa Üroloji Kılavuzları güvenli, etkili bir tedavi yöntem olarak önermekte. Abrams'ın kontinans kitabına baktığımızda akış şemasında göstermemesine rağmen öneriler kısmında özellikle nörojenik detrusör aşırı aktivitesinde opsiyonel olarak bir tedavi yöntemi olarak önermekte. Ancak DSD gibi diğer gelişen problemler için hala yeterli verinin olması gerektiği ve bunlar elde edildikten sonra uygulanabileceğini söylüyor. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben hemen dinleyiciler arasında Ali abiyi gördüm. Ali abi size şeyi sorayım izninizle. Bu nörojenik mesanelerde sakral nöromodülasyonla ilgili düşünceniz, tecrübeniz nedir abi? Şöyle, deneyimiz yok, düşünceniz yok. Mikrofon yok mikrofon herhalde. Var mı? Duyuyoruz ama herhalde. Mikrofon var mı arkadaşlar? Geliyor. Bu yönetmeliğin ilk hazırlanması sırasında maalesef o yönetmeliğe şöyle bir madde koymuştuk. Nörojenik mesanede hastalarda kullanılmayacak diye. Dolayısıyla devletin geri ödemesinde değil. Devletin geri ödemesinde olmadığı için de henüz daha Türkiye'de nörojenik hastalarda kullanamıyoruz. Ama yani şahsi fikrimi soruyorsan kesin olarak yeri var. Çok dikkatli olmak lazım. Belki bilateral sakral nöromodülasyon burada çok daha etkili olacak. Ama test safhasını denemeye değer diye düşünüyorum. Özellikle bir grup hastada, örneğin multiple sklerozlu hastalarda. Abi teşekkür ederim. Belki bu konuda bizim derneğimize de görev düşüyor. Böyle bir mevzuat değişikliğini anladığım kadarıyla net ihtiyacımız var. Şahin hocam, sizin bu konuda çok tecrübeniz var PTNS ile ilgili. Evet. Nörojenik mesanede hangi hasta grubunda daha çok bunun çalıştığını düşünüyorsunuz? Yani en çok MS ve Parkinson grubunda çalıştık. Diğer hastalıklar da var ama nörojenik açıdan MS ve Parkinson grubunda epey bir hastamız oldu. Devam eden çalışmalarımız da var. Etkinliğine baktığımız zaman ya hem klinik açıdan hem de ürodinamik açıdan yani güvenli ve alternatif bir tedavi olarak uygulanabilir diye düşünüyorum. Botoks öncesi tüm hastalarımızda özellikle antimuskaniklere dirençli olan hastalarda biz PTNS uyguluyorduk ama dediğim gibi artık biraz da hastalarla konuşarak botoksun PTNS'e mi tercihlerini sunuyoruz. Bir de tartışmalı konulardan bir tanesi süre konusu. Yani 12 hafta ben 12 haftayla bırakmıyorum. Devam ediyorum. İkinci 3 ayda 15 gün. Daha sonra 3. ayda 3 hafta. Daha sonra ayda bir şekilde. Birinci, ikinci yıl tamamlayan hastalarımız var ve etkinliğini de devam ediyor bu hastalarda. Tabii bunu ortaya koyabilmek için, protokole çıkartabilmek için daha fazla hastayla da çalışma yapmaya gerek var. Evet. Bir de siz bildiğim kadarıyla bunun ticari cihazlarını değil de siz normal bir stimülatörle yapıyorsunuz. O zaman maliyet de çok şey yapıyor. SUT'ta tanımlanmış mı bu? SUT'ta tanımlaması yok. Geri ödemesi SUT'ta en büyük yok. Sıkıntı o. SUT'ta evet. Tanımlaması yok. Efendim sorusu ya da katkısı olan var mı? Olmadığını görüyorum. Ben öncelikle bu panel için çok sevgili arkadaşlarım, onların sayesinde bu panel gerçekleşti. Ben çok fazla bir şey yapmadım sevgili Mesut Hocam, Şahin Hocama ve daha sonra da sizlere katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.